değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz 1982 Anayasası'na göre meclisin bilgi edinme ve denetim yöntemleri arkadaşlar 4 adette. Bir daha bir anımsayalım. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması arkadaşlar. Buradaki ÖSYM arkadaşlarım sorarsa muhtemelen meclis soruşturmasından soru patlatır diye tahmin ediyorum. Çünkü birazcık daha nedir? Karmaşık bir yapıya sahip. En son şurada kalmışız arkadaşlar. Bunu bir incelemek istiyorum. Meclis araştırması. Günlük hayatta aslında sıklıkla duyduğumuz bir kavram. Yani özellikle muhalefetin yapmış olduğu arkadaşlar bir eylemdir. Ama çok fazla etkili arkadaşlarım bir yöntem değil. Meclis araştırması arkadaşlar şu şekildedir. Devleti, milleti, halkı yani bizleri ilgilendiren önemli bir konu arkadaşlar. Mecliste konuyla ilgili komisyonlar tarafından ne yapılmasıdır arkadaşlarım? Araştırılmasıdır. Bazen duyarsınız hani diyor ya CHP önerge verdi falan konu hakkında. İşte atıyorum İyi Parti önerge verdi falan konu hakkında. Onlar aslında arkadaşlar meclis araştırmasına çıkıyor. Kim istiyor hocam? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1982 Anayasası'na göre ya da meclis iştizüğüne göre meclis araştırması talebinde kimler bulunabilir? Arkadaşlar bir fikir istiyorum. Bilen var mıdır acaba? Zor bir soru ama meclis araştırması önergesi acaba kimler tarafından arkadaşlarım meclise verilir, sunulur? Hiç uzun uzadıya ezberlemenize gerek yok. Genel görüşmeyi sevgili arkadaşlarım kimler istiyorsa kes, kopyala, aynalarını meclis araştırmasını arkadaşlar yapıştırın. Ben bir daha bir tekrar edeyim. İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, bir de en az kaç vekil değerli arkadaşlarım? En az 20 milletvekili. Bir daha İktidar Partisi veya Ana Muhalefet Partisi veyahut arkadaşlar en az 20 milletvekili ne yapabiliyor? Meclis araştırması önergesi arkadaşlar verebilir. Önerge verildikten sonra komisyon kurulur. Komisyon raporu hazırlar. Ve arkadaşlar isteyen o kişilere ne yapıyor arkadaşlar? Raporu takdim ediyor. Mesela hangi konularda hocam önerge verildi bu zamana kadar? Mesela kadına yönelik şiddet arkadaşlar önerge şeklinde sunuldu. Kabul edilmedi tabii. Atıyorum Suriye'deki olaylar arkadaşlar. Şehitlerimiz vardı biliyorsunuz. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Onlarla alakalı önerge verilmişti. Bunun yanı sıra arkadaşlar ekonomik unsurlarla alakalı önerge verilmişti. Ama tabii çok fazla etkili bir yöntem değil arkadaşlar. Peki şimdi devam edelim meclis soruşturmasına. Şimdi bugün ben bunu arkadaşlar Instagram'da sayfamda soru olarak yönelttim değerli öğrencilerimize. Şimdi burada ne hikmetse bunu çoğu yanlış biliyor. Meclis soruşturmasında zannediyorlar ki Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilmesi de bunun içerisinde yer alır diye. Hayır. Bizler meclis soruşturmasıyla Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk etmiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlar Yüce Divan'a sevkiyi ayrı bir başlık altında incelenen bir arkadaşlar yasama işlemidir. O farklı yani. Peki meclis soruşturmasında hocam biz kimleri Yüce Divan'a sevk edebiliriz sonucunda? Fikir istiyorum arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre meclis soruşturmasında sonucunda arkadaşlar soruşturma sonucunda akabinde kimler acaba Yüce Divan'a sevk edilebilir? Burada değerli arkadaşlar iki unsur var. Birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, diğeri de değerli arkadaşlarım bakanlar. Yani bakanlardan kastımız tüm bakanlar. 16 bakanın tamamını biz meclis soruşturmasıyla ne yapabiliriz? Yüce Divan arkadaşlar sevk edebiliriz. Ne sebepten dolayı hocam sevk ediliyor? Yani göreviyle ilgili arkadaşlar görevini kötüye kullanmış olabilir. Vatana ihanet unsuru olmuş olabilir. Devletin gizli sırlarını açığa vurma olabilir arkadaşlar. Devlet zararı sokma olabilir. Bu saymış olduğumuz sebeplerden dolayı meclis soruşturması önergesi verilebilir. Ve akabinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlar ne olabilir? Yüce Divan yani Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilebilir. Burada bazı sayılarımız var. Bu sayılar işte bizim için önemlidir. Bir, şimdi önce önergenin verilmesi lazım. Önerge arkadaşlar istektir. Yani biz şu bakanın efendim Yüce Divan'a işte sevkiyle alakalı şüphelerimiz var. Şüpheleniyoruz bakandan diye. Önce önerge veriliyor. Önerge sayısı bizim için önemlidir. Üye tam sayısının arkadaşlar salt çoğunluğu yani 301 ve
üstü vekilin arkadaşlarım önerge vermesi gerekiyor yazılı olarak. Daha sonra arkadaşlar önergenin kabul edilmesi lazım. Kabul unsurunda sayıyı bir tık ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Üye tam sayısının en az 3 bölü 5'i yani 360 ve üstü vekilin burada evet oyuna ihtiyacımız var. Daha sonra yani önergenin kabulü dediği soruşturma açılmasına izindir aynı zamanda arkadaşlar. Burada izin çıktı. Sonra ne oluyor arkadaşlarım? Komisyon kuruluyor. İlgili Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanlarla ilgili arkadaşlar komisyon kurulur. Komisyon uzman vekillerden oluşan bir heyettir ki 15 milletvekilinden arkadaşlar oluşur. Bunu da ÖSYM ne yapabilir? Sorabilir. Komisyon raporu hazırlar. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na gelir arkadaşlar. Rapor takdim edilir, okunur. Sonra işte dananın kuyruğunun koptuğu kısma bizim geçiş yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın Yüce Divan'a sevki için üye tam sayısının en az 2 bölü 3'ünün arkadaşlar evet oyuna ihtiyacımız var. Bir de arkadaşlar önce soruşturma önergesi verildi arkadaşlar 301. Sonra önergenin kabulü 360 ve üstü. En sonda Yüce Divan'a sevki olayı arkadaşlar. 400 ve üstü milletvekili burada evet oyuna ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlarım yalnız şunu sakın unutmayın. Burada hocam oylamalar nasıl oluyor? Açık oylama, gizli oylama acaba arkadaşlar? Önce ben bir sizden alayım. Bir daha soralım. Burada tabii oylamalar oluyor arkadaşlar. 400 milletvekili falan diyoruz ama acaba gizli oylama olur bunlar, açık oylama. Şimdi Yüce Divan'a sevki olayları biliyorsunuz ciddi konulardır arkadaşlar, önemli konulardır. Tüm Yüce Divan'a sevklerde biz ne yapıyoruz? Gizli oylama arkadaşlar yapıyoruz. Peki, yorum sorusu arkadaşlar. En az 400 ve üstü milletvekilin burada evet oyunu biz yakaladık. Çok güzel. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanları Yüce Divan'a soruşturma sonucunda sevk ettik. Peki bu iki şahsın acaba görevi düşer mi arkadaşlar? Yoksa görev sonraki süreçte mi sona eriyor? Yani Yüce Divan'a sevk edildikleri takdirde görevleri sona erer mi? Sona ermez. Bu şey gibi arkadaşlar. Yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı zaman nasıl ki milletvekilinin arkadaşlar vekilliği düşmüyordu, kesin hüküm giymesi gerekiyordu. Aynı işlem burada da karşımıza çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların burada kesin hüküm giymesi gerekir. Bu arada sakın unutmayın, Yüce Divan dediğimiz yer neresidir hocam? Yüce Divan Anayasa Mahkemesi'dir. Ve burada Yüce Divan'da arkadaşlar o kurulda, o yapıda savcılık, başsavcılık görevini de kim üstlenmektedir hocam? Kim acaba arkadaşlar? Yüce Divan'ın başsavcısı. Fikir istiyorum değerli arkadaşlar. Bazen sorularda görüyorum. Uç bir bilgi ama verelim. Yani orada Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları yargılayan heyetin başında başsavcı sıfatıyla biz acaba kimi görmekteyiz? Çok güzel Şeyma. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını arkadaşlar görmekteyiz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Hocam meclis soruşturması sorulabilir mi? Burada sayılara özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Genellikle ben yayınları kurcaladım şöyle bir. Genellikle 301'i soruyor. Genellikle 15 milletvekilini yani komisyon üyelerini soruyor. 360'ı soruyor. 400 milletvekilini soruyor. Bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Olayımız budur. Peki. Devam edelim biz arkadaşlarım. Yeni bir konuya geçiş yapalım. Yürütme çok önemli. Yürütmeden muhtemelen ÖSYM iki soru patlatacak arkadaşlar. Yani biliyorsunuz özellikle bu korona sürecinde Cumhurbaşkanı da ön planda, bakan da ön planda, hem Sağlık Bakanı hem İçişleri Bakanı hem Adalet Bakanı arkadaşlar ön planda. Cumhurbaşkanı ve bakanlarla alakalı soru muhtemelen arkadaşlar gelecek. Yani bir ondan gelebilir. Toplamda iki soru çıkabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birlikte bir halledelim. 1982 Anayasası'na göre hocam yürütme yetkisi şu an kimin elindedir acaba arkadaşlar? Klasik bir soru ama birazcık giriş yapalım. Cumhurbaşkanının arkadaşlar elindedir. Hatta tek başına Cumhurbaşkanının elinde olduğu için anayasa hukukunda buna özel bir isim veriliyor. Bilen var mı acaba? Yani yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanının elinde. O tek başına fiilinin hukukta
Böyle şeyi var arkadaşlar. Alengirli böyle klas bir ismi var. Fransızca arkadaşlar bir isim. Üniter değil. Monist arkadaşlar. Biz buna monist yapı diyoruz. Yani mono var yani. Mono melodi diyoruz. Tekli yapı. Hatta 2017'den önce biliyorsunuz yürütme çift başlıydı. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardı. Şu an sadece arkadaşlar Cumhurbaşkanı. Eski sisteme de biz dualist yapı diyorduk. Yani iki arkadaşlar. Bunlar ekstra bilgilerdir. Aklımızın bir köşesinde kalsın arkadaşlar. Fazla bilgi ne yapmaz? Göz çıkarmaz. Peki. Başlayalım değerli arkadaşlarım. Yürütme ile alakalı, Cumhurbaşkanı ile alakalı birazcık konuşalım. Soru cevap yapalım arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Yanlış olsun, akılda kalır. Gerçekten bu dersi öğrenmenin en iyi yöntemi kesinlikle soru cevaptır. Gördüğüm kadarıyla yani çoğunluk olarak arkadaşlar öğrencilerimiz gayet iyi. Maşallah çatır çatır arkadaşlar. Biliyorsunuz inşallah bu durum sınava da ne olur yansır ve arkadaşlar bu sene artık son seneniz olur ve bir daha bu illetten arkadaşlar kurtulursunuz. Cumhurbaşkanı kavramı hocam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır acaba arkadaşlar? Fikir almak istiyorum. Önce bir temelden bir başlayalım. Sindire sindire arkadaşlar işlemek istiyorum. Böyle hemen oldu bittiye getirmeyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı kavramı önemli. Yani banko buradan soru var derim ben. Net şekilde söyleyeyim. Bravo Şeyma. 21 Anayasası'nın değerli arkadaşlarım 1923 yılında yani Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeyle karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Hatta eski ismi Cumhurbaşkanı değil, 1961 Anayasası'na kadar başka bir isim kullanılıyor arkadaşlarım. Reisi Cumhur, çok güzel. Bu arada Cumhur'un kelime anlamı arkadaşlar Arapça bir kelimedir. Topluluk, millet, halk anlamı arkadaşlar taşımaktadır, unutmayalım. Şimdi başlayalım. Cumhurbaşkanı ile alakalı soru cevap yapacağız arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre, yani şu an soruyorum. Cumhurbaşkanını kim seçer? Arkadaşlar çıkmış KPSS sorusudur. Bunu lisansa da sordu, farklı sınavlarda da sordu ÖSYM halk tarafından seçiliyor. Ama biraz sizi zorlamak istiyorum. Yani bu işte bunu da bu KPSS öğrencileri çok karıştırıyor. İlk kez hocam ne zamandan beri halk seçer ibaresi anayasada yer almıştır? 2007 anayasa değişikliği mi yoksa 2017 anayasa değişikliği mi? Bu mesele çok karıştırılan bir hüküm. Çoğu arkadaşım yanlış biliyor arkadaşlar. Bu 2007 anayasa değişikliği ile birlikte karşımıza çıkan bir durumdur unutmayalım. 2007'de anımsayalım referandum yapılmıştı ve halk evet oyu verdi. Evet oyunun içeriğinde ne vardı? Artık Cumhurbaşkanını halk seçsin ibaresi. Ki sakın unutmayın bir de ekstra bir bilgi vereyim. Önceden meclis seçiyordu 2007'den önce ki en son meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dür arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Hani demokratik anlamda ilk seçilen de 2014'te Recep Tayyip Erdoğan olmuş oluyor. Arkadaşlar birinci unsuru hallettik. Halk seçer. Güzel. Hocam Cumhurbaşkanı 82 Anayasası'na göre görev süresi kaç yıldır arkadaşlarım? Görev süresi. Çok güzel Kevser. Cumhurbaşkanı arkadaşlar görev süresi 5 yıldır. Yine sakın unutmayın. Bu da 2007 anayasa değişikliğiyle karşımıza çıkıyor. 2007'den önce Cumhurbaşkanı hocam görev süresi kaç yıldı? Eskiden değerli arkadaşlar 7 yıldı. Artık biliyorsunuz 5 yıla düşmüştür. Peki hocam tekrar aynı kişi seçilebilir mi acaba arkadaşlarım? Seçilir, sıkıntı yok. 5 artı 5 en fazla 2 kez arkadaşlar seçilme hakkı var. 5 artı 5 yani 10 yıllık bir görev süreci arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Burada bir soru bana sıklıkla geliyor. Hocam diyorsunuz ki 5 artı 5 illa peş peşe mi seçilmesi lazım yoksa ara verilerek de seçilebilir mi? Yani 5 yıl görev yapar, bir kendisini Nadas'a bırakır, arkadaşlar gezer tozar sonradan gelip bir daha aday olup seçilebilir mi? Yoksa hani bu bir şart mı? İlla peş peşe mi seçilmesi lazım? Ara verilebilir arkadaşlar. Öyle bir olayımız yoktur. Yani orada 10 yıllık süre zarfı bizim için kriterdir arkadaşlar. 5 artı 5'i unutmayalım. Şimdi üçüncü unsurla biz devam edelim. Seçilme şartları. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Böyle yani hurra rahatça gidip aday olamazsınız. Bunun özel kriterleri vardır arkadaşlar. Birinci unsur. Yaş olayı. Yaş olayını ÖSYM'e sormuş. 40 yaşını doldurmuş olacak.
Yaş gayet güzel, 40 yaş. Bu soru bana sabah geldi, hoşuma gitti. Instagram'da bir erkek öğrenci sordu. Hocam diyor, bu 40 yaş olayı ne zamandan beri var? Ben bunu biraz araştırdım, ben de merak ettim yani. 1923'ten beri var arkadaşlar, yani yeni bir olay değil bu. Atatürk döneminden kalma bir arkadaşa gelenek, orada bir değişiklik olmamış. Alt kısma geçiş yapalım arkadaşlar. Eğitim durumu, ÖSYM bunu da sorabilir yani, neden olmasın. Yüksek öğretim mezunu olmak, yani yüksek öğretimden kastı hocam 2 yıllık da olabilir mi, yoksa lisans mezunu mu olması gerekiyor arkadaşlar? Bir fikir istiyorum. Lisans arkadaşlar, 2 yıllık olayı burada yok. Lisans mezunu olması gerekiyor. Bazen bana uç sorular geliyor, diyor ki hocam hani illa bir fakülte mezunu mu olması lazım, yoksa yani lisans mezunu olması yeterli mi? Fakülte şartı aranmaz arkadaşlar. Hemşirelik olabilir, doktorluk olabilir, öğretmenlik olabilir. Atıyorum su ürünleri olur arkadaşlar, mühendislik olur. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Açık öğretimde olabilir. Lisans mezunu olması yeterlidir. Aşağı gelelim. Üçüncü şartımız arkadaşlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak. Hocam ne demek istiyorsunuz? Hatırlayalım, vekillikte bazı şartlarımız vardı arkadaşlar. İşte yüz kızartıcı suç işlememiş olacak, terör olaylarına katılmamış olacak, efendime söyleyeyim kamusal hizmetlerden yasaklı olmayacak, işte kısıtlı olmayacak. Onların hepsini kes kopyala arkadaşlar, buraya yapıştır. O zaman aslında demek ki Cumhurbaşkanlığı seçilme şartıyla milletvekilliği seçilme şartı birbirine benziyor. Sadece 2 tane farkımız var. O 2 farktan biri yaş, diğeri de değerli arkadaşlarım eğitim durumu, geri kalan her şey tıpatıp aynıdır arkadaşlar. Bazen öğrenciler bana soruyor, ekstra o bilgileri de vermek istiyorum. Mesela 2 gün önce biri sordu bana, hocam diyor ki yabancı dil bilme şartı var mı? Yani anayasada yer almıyor da kanunda böyle bir şey var mı? Var mı arkadaşlar? Böyle bir olayımız var mı, yabancı dil bilme şartı? Yok arkadaşlar, öyle bir şartımız yok. Bazen şeyi de soruyorlar bana, işte din şartı var mı hocam? Yani illa Müslüman mı olması gerekiyor? Hayır, öyle bir durum da yok. Öyle bir durum olursa zaten laiklikle çelişmiş olur arkadaşlar. Bunlar seçilme şartlarıydı. Bunlara da dikkat edelim. Gelelim yan tarafa, yeni bir soru. 1982 Anayasası'na göre geçen sene sınava giren lisans grubunda arkadaşım varsa bu soruyu anımsar. Bunu ÖSYM'e sormuştu. 82 Anayasası'na göre aday gösterme nasıl oluyor? Yani kimler Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterebilir? Bu önemli arkadaşlar. Bunları tek tek incelemek istiyorum. Bir, siyasi parti grupları. Bak burada kelime şovu yapıyor bazı yayınlar. Diyor ki en az 20 vekil. En az 20 vekil demeyeceğiz arkadaşlar. Siyasi parti grupları. Yani ÖSYM en az 20 bağımsız milletvekilinin adaylığını istemiyor. En son anımsayalım, siyasi parti grubu örneği vereyim size. Biliyorsunuz 2 sene önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu arkadaşlar. Orada mesela hangi siyasi parti grupları hangi adayı gösterdi? AK Parti mesela Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'yi gösterdi. İşte arkadaşlar HDP anımsayalım, Selahattin Demirtaş'ı göstermişti. Onların arkadaşlar 3 parti grupları tarafından aday gösterilmişti, aklımızda kalsın. İkinci unsurla biz devam edelim. Son yapılan diyor ki genel seçimde arkadaşlar %5 ve üstü oy alan bir ya da birleşik oy toplamları %5'i bulan birden fazla siyasi parti. Bunu çoğu arkadaşım %10'la karıştırıyor. Aman kurban olayım, o %10 dediği seçim barajıdır. Bu başka, o başka. Bu da aslında eskiden %10'du ama en son 2017 anayasa değişikliğiyle bunu %5'e düşürdüler. Son yapılan genel seçimde %5 ve üstü oy alan bir ya da birleşip oy toplamları %5'i aşan birden fazla siyasi parti aday gösterebilir arkadaşlar. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir olay olmadı arkadaşlar. Bu şekilde aday gösterme olmadı. Üçüncü unsur önemli. Bunu tek başına da sorabilir. ÖSYM size eğer 1982 Anayasası'na göre en az ne kadar seçmen imza toplayıp bu imzaları da noterde onaylayıp il seçim kuruluna teslim etmek suretiyle aday gösterebilir diye soru arkadaşlar sorarsa, 100 bin seçmenin burada imzası gerekiyor. Bu da farklı bir arkadaşa aday gösterme eylemidir. En son anımsayalım, 100 bin seçmenin aday gösterdiği adaylarımız kimlerdi? Arkadaşlar Doğu Perinçek vardı,
Bunun yanı sıra değerli arkadaşlarım anımsayalım. Başka kim vardı acaba arkadaşlar? Meral Akşener vardı, çok güzel. Bir de arkadaşlar Temel Karamollaoğlu vardı. Anımsayalım. Sorulabilir. Lisans grubuna bunu sordu. Bir daha soracağını zannetmiyorum ama ön lisans grubu bu maddelere dikkat etsin arkadaşlar. Artı orta öğretim grubu da. Peki devam edelim biz. Aşağı bir inelim değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Hocam 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla kaç turlu seçimle olur arkadaşlar? Bunu mesela hiç sormadı. ÖSYM'nin sormadığı bir konu başlığıdır. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla 2 turlu olur ki bu turda da milyonlarca halk ne yapıyor arkadaşlar? Halkımız oy kullanmaktadır. Buna dikkat. Bir de şunu söylemeyi unuttum. 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte normal şartlar altında olağanüstü bir durum yoksa arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hangi seçim aynı gün icra ediliyor hocam? Sorulabilir bu arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bravo. Meclis seçimleri yani genel seçim arkadaşlar aynı gün yapılıyor ki 2018'de böyle bir olay yapılmıştı arkadaşlar. Tabi bunun istisnai durumları var. İlerleyen kısımlarda onlara ne yapacağız? Yer vereceğiz arkadaşlar. Bir daha 2017 değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis seçimi yani genel seçim aynı gün yapılıyor arkadaşlar. Bir de şunu sakın unutmayın, onu çoğu kitap almamış ama ekstra bir bilgi. Bir insan hem milletvekili adayı o seçimde yani ikili seçimde hem milletvekili adayı hem de cumhurbaşkanı adayı olamıyor arkadaşlar. Seç beğen al ikisinden birini ne yapacaksın? Tercih edeceksin. Mesela bu dediğim bilgiye göre şu an Meral Akşener ne değil mesela? Milletvekili değil o çünkü Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Ya da mesela Muharrem İnce ne değil arkadaşlar? Milletvekili değil. İkisinden birini siz ne yapıyorsunuz? Tercih ediyorsunuz. Bu da arkadaşlar ekstra bir bilgidir. Birinci turla bir başlayalım arkadaşlar. Birinci turdaki sayımız şudur. Toplam geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday rahat bir şekilde birinci turda ne olur arkadaşlar? Cumhurbaşkanı olarak seçilir ve ikinci tura ne kalmaz? Gerek kalmaz. 2018'de anımsayalım arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan birinci turda ne oldu? Rahat bir şekilde arkadaşlar seçildi ve ikinci tura gerek kalmadı. Ha birinci turda seçilemezse ikinci tura geçiş yapmamız gerekiyor. Ama ne kadar süre sonra acaba ikinci tura geçiliyor? Fikri olan zor bir soru arkadaşlar. Yani orada bir süremiz var. Yani birinci turla ikinci tur arasındaki süremiz ne kadar? Çok güzel. 2 hafta sonra arkadaşlar yine bir pazar günü ikinci tura bizim ne yapmamız gerekiyor? Geçiş yapmamız gerekiyor. Yani 2 tur arasında demek ki 2 haftalık bir süre zarfı vardır. Hocam ikinci turdaki sayımız nedir? Şöyle diyor. Birinci turda en çok oy alan 2 aday ne yapar? 2 aday yarışır ve en çok oy alan ne seçilir değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı seçilir. Bir daha söyleyelim. Birinci turda en çok oy alan arkadaşlar 2 aday yarışır ve en çok oy alan ne olur? Cumhurbaşkanı seçilir. Peki bunu birazcık kurcalayalım. Burada bir detay var çünkü arkadaşlar. İkinci turda tek aday kalırsa ne olur hocam? Yani sadece bir kişi kaldı. Atıyorum diğer adaylar arkadaşlar çekildi, hastalandı, öldü, vefat etti, istemiyor adam. Değerli arkadaşlarım 1982 Anayasası'na göre yürütmede yer alan bir maddedir. İkinci turda tek aday kalırsa o tur referandum şeklinde yapılır. Yani evet hayır. Evet mi hayır mı? Evet çıkarsa sorun yok. Hayır çıkarsa hocam. O zaman Şebnem ablamız ne diyor arkadaşlar? Sil baştan diyor. Başlamak gerek bazen. Yani turlar tekrar olur. Adaylar arkadaşlar tekrar belirlenir. Tabii öyle bir olayın olması yani bilimsel açıdan biraz zordur. Tabii öyle diyoruz ama Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Her an her şey olabilir yani ne desen ne olur. Peki bir daha söyleyelim. İkinci turda arkadaşlar tek aday kalırsa o tur referandum şeklinde yapılır. Peki şimdi bilgi vermeye devam. Derviş hocanız milletvekiliydi ve derviş hocanız arkadaşlar cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yani normal süreç değil de olağanüstü bir durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve ben seçildim. Benim vekilliğim sona eriyor mu acaba arkadaşlar?
Yani Cumhurbaşkanı seçilen birinin milletvekilliği sona erer mi değerli arkadaşlarım? Merak ettim. Fikrinizi almak istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğer siz milletvekiliyseniz ve Cumhurbaşkanı olarak halk tarafından seçildiyseniz milletvekilliğiniz doğrudan arkadaşlar sona erer. Bunu unutmayın. Peki hocam, parti üyeliği devam eder mi? Evet, bu da yine kafa karıştıran bir olay. Yani ben partimden istifa eder miyim? Parti başkanı olabilir miyim? Parti görevlisi olabilir miyim? Yoksa seçilen Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi kesiliyor mu arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım, 2017 anayasa değişikliğini bir anımsayalım. 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte artık Cumhurbaşkanı, parti başkanı, parti üyesi, parti saymanı, parti görevlisi arkadaşlar olabilir. Yani şu an AK Parti Genel Başkanı zaten kimdir arkadaşlar? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu sakın unutmayın. Yani orada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Peki, devam edelim arkadaşlarım. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Kesinlikle burası vatandaşlık dersinin olmazsa olmaz konularından birisidir. Cumhurbaşkanı ne iş yapar hocam? Şimdi burada tabii ekstra şeyler vereceğim. Ben size bilgiler vereceğim. Bunlar birazcık az. Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri o kadar fazla ki arkadaşlar. Yani ÖSYM bunları tek tek cımbızla çekip de ne yapabilir? Alıp sorabilir. Madde madde gidelim. Hatta soru cevap yapalım. Her maddeyle alakalı sizin de fikrinizi alayım arkadaşlar. Birinci görevle bir başlayalım. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu kolay. Yani sonuçta yürütmenin başı arkadaşlar, idarenin başı. Bu kolaydır. Burada sıkıntı yok. Gerekli gördüğü takdirde meclisin açılış günü mecliste konuşma yapar. Bu eski bir gelenektir. 2017'de ortaya çıkan bir şey değil. Ne zaman arkadaşlar gerekli gördüğü takdirde açılış konuşmasını yapabiliyordu acaba? Tarihi alalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ne zaman açılış konuşması yapabilir? 1 Ekim arkadaşlar tarihinde açılış konuşmasını yapabilir. Tabii zorunlu değil. Burada zaten ne demiş arkadaşlar? Gerekli gördüğü takdirde. Üçüncü görevle biz devam edelim arkadaşlar. Kanunla alakalı bir görevi var. Kanunları yayımlar. Kanunları onaylar. Kanunları ne yapar arkadaşlar? Veto eder. Yani meclise geri gönderir. Kaç gün içinde acaba arkadaşlar kanunları onaylıyordu Cumhurbaşkanı? Orada bir sayımız vardı. Anımsayalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı önüne gelen bir kanunu 15 gün içinde arkadaşlar onaylar, resmi gazetede yayımlar ya da 15 gün içinde ne yapabilir? Meclise geri gönderebilir ki biz bu geri gönderme eylemine ne diyorduk? Veto diyorduk arkadaşlar. Hangi kanunu Cumhurbaşkanı veto edemiyordu? Bir anımsayalım değerli arkadaşlar. Bir kanunu geri gönderemiyordu. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu arkadaşlar geri gönderemez. Zaten teklif şeklinde hazırlayan da kendisidir. Geri göndermesi arkadaşlar saçma bir eylem olur. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, kanunlarla alakalı bir görevi var demek ki. Değerli arkadaşlar, alt kısma geçiş yapalım. Kanunlar Meclis iş tüzüğü hakkında Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açar. Aslında buraya birkaç tane arkadaşlar daha ekleyebiliriz. Kanunları veyahut meclis iş tüzüğünü veyahut anayasa değişikliğini veyahut kendi çıkarttığı bir yazılı kaynak var arkadaşlar. Nedir o? Onu bir anımsayalım. 2017 ile daha aktif hale geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ettirmek için ne yapabilir? Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Bir de arkadaşlar, hatta ben bunu koma diye kodluyorum. Koma diye aklımızda kalsın. Kanun, olağan dönem yani normal dönem, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, meclis iş tüzüğü ve anayasa değişiklikleri. Bu dördüyle alakalı olarak Cumhurbaşkanı demek ki nereye? Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ama burada bir detay var. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı ne yolu kapalıdır arkadaşlarım? Yargı yolu kapalıdır. Onu da unutmayalım. Peki aşağı bir gelelim arkadaşlarım. Başka bir görev. Bu 2017 görevi arkadaşlar. Bakın bu cici, yeni bir, gıcır bir görev arkadaşlar. Böyle yenileri seviyor ÖSYM'e. Dikkat. Ülkenin iç veya dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir. Yani bu ne demek hocam? Şöyle yani şu kanunun çıkarılması iyi olur. Şu kanunu çıkarsanız iyi olur. Veyahut arkadaşlar işte
Şuraya asker göndermeyle mi olabilir falan tarzı ne olabiliyor arkadaşlar? Mesaj verebilir. Bravo Selin. Korona ile alakalı olarak arkadaşlar ne yaptı? Meclise bayağı hani mesaj verdi. Şu kanun çıksa iyi olur. Şu olabilir falan. Mesela aslında af da af kanunu da bununla alakalı arkadaşlar verilebilecek bir örnektir. Orada arka planda aslında kim vardı? Cumhurbaşkanı vardı arkadaşlar. Alt göreve bir geçiş yapalım. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atıyor ve onları görevden alıyor arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanı yardımcılarını atama görevi 2017'de gelmiştir arkadaşlar. Ondan önce böyle bir görevli yoktu hatırlayalım. Ama bakanları atama görevi ilk baştan beri var olan arkadaşlar bir görevdir. Üst kademe yöneticileri atar. Bak bu da 2017 değişikliğiyle gelen bir görevdir. Yeni arkadaşlar gıcır bir görev. Ya bu üst kademe ya da üst dereceli yöneticiler bunlar kim sizce arkadaşlar? Ben hep sormak istiyorum ama bunlar kimdir sizce? Üst kademe yönetici arkadaşlar. Bravo. Selin harika. Merkez Bankası Başkanı olabilir, Diyanet İşleri Başkanı olabilir, Vali olabilir. Bravo. Veyahut arkadaşlar şu hani gıcık şeyler var. Kamu tüzel kişiler işte BDDK, TMSF, Sermaye Piyasası Kurulu falan. Onların arkadaşlar başkanlarını ne yapabiliyor arkadaşlar? Atayabiliyor. Bravo Tülin olur. Rektörün atanması olabilir aynı şekilde. Mesela kaymakamların atanmasında mesela fonksiyonu var. Yine bununla ilişkili olabilir arkadaşlar. Onlara dikkat etmenizi istiyorum. Alt göreve geçiş yapalım. Şimdi KPSS öğrencileri arkadaşlar. Yine bunu da çok karıştırıyor. Birlikte halledelim. Uluslararası anlaşmaları onaylar ve resmi gazetede yayımlar Cumhurbaşkanı. Peki hocam uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kimdi acaba değerli arkadaşlar? Bravo Büşra. Bu çok karıştırılıyor arkadaşlar. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bir kanuna uygun buluyor. Harika meclis. Ama onaylayan resmi gazetede yayımlayan arkadaşlar Cumhurbaşkanıydı. Peki, aşağı bir geçiş yapalım. Anayasa değişikliklerine ait kanunları gerekli hallerde halk oyuna sunar. Yani burada aslında neyden bahsediyor arkadaşlar? Referandumdan bahsediyor. Şimdi zor bir soru. Bu soruyu bilen arkadaşım vallahi yani sınava hazırdır. Korkarım yani o kişiden. Bu görev anayasaya ne zaman girmiştir? Yani ne zaman Cumhurbaşkanı görevi haline gelmiştir? Yani eskiden beri var olan bir şey mi yoksa yeni bir görev mi? Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı'nın halk oyuna sunma görevi arkadaşlar. Bu ne zaman ortaya çıkıyor acaba? Değerli arkadaşlar bu 1982 Anayasası ile gelen bir görevdir. Unutmayalım arkadaşlar yeni bir görevdir. Bir de bu tarz sorularda cevabımız ya 61'dir ya da arkadaşlar 82'dir. Unutmayın bunlar çünkü niteliksel görevler. Bu görev 82 ile gelen bir görevdir. Peki. Yukarı bir geçiş yapalım. Değerli arkadaşlar yine 2017 değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın görevi haline gelen başka bir arkadaşlar fonksiyon. Mesela bu görev eskiden Bakanlar Kurulu'na aitti, artık Cumhurbaşkanı'na ait. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Yani mesela örnek verelim, atıyorum Suriye operasyonları, Libya'ya arkadaşlar asker göndermeler falan mesela onlar hep milli güvenlik politikalarının belirlenmesiyle alakalı örneklerdir arkadaşlar. Mesela Rusya ilişkileri falan tarzı olabilir arkadaşlar. Peki, yine arkadaşlar karıştırılan başka bir görev, bir savaş olduğu zaman sakın unutmuyoruz Cumhurbaşkanı arkadaşlar başkomutandır. Hatta bu başkomutanlığı temelde Meclis adına ne yapar arkadaşlar? Yürütür. VTSK'nın kullanılmasına karar verir. Bak bu da çok karışıyor. Birlikte bunu bir halledelim. Bunu netleştirelim arkadaşlar. TSK'nın kullanılmasına izin veren meclis ama TSK'nın kullanılmasına karar veren Cumhurbaşkanı'dır. Bir daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına izin veren meclis karar veren Cumhurbaşkanı'dır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki, başka bir görev. Evet, bunu Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanlarda yaptı. Bu önemlidir. Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık sebebiyle, yani kocama sebebiyle bazı kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Yani afla alakalı da arkadaşlar bir görevi vardır Cumhurbaşkanı'nın.
Ya bu genel af değil arkadaşlar. Bu özel yani hatta kişisel af olarak geçiyor. Cumhurbaşkanı affı. Hocam ne zaman bu ortaya çıkmış? Bu ne zaman ilk kez hangi anayasada ortaya çıkıyor? Yani Cumhurbaşkanı'na böyle kişisel af yetkisi. Bravo. Bu da niteliksel bir olaydır arkadaşlar. Bu 1982 anayasasıyla aslında Kenan Evren'in arkadaşlar getirmiş olduğu bir eylemdir, unutmayalım. Aşağı bir inelim arkadaşlar. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir ve yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Şimdi Türk devletinin temsilcisi nedir? Bunu bir açmak istiyorum. Yani bir ateşi olur, elçi olur, büyükelçi olur arkadaşlar. Onları Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Görevlendiriyor. Yani atamasını Cumhurbaşkanı yapar. Hani demin aslında şurada dedik ya arkadaşlar üst dereceli kamu görevlileri aslında onlardan birisi de büyükelçi ve elçilerdir. Unutmayalım. Ve yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Yabancı devlet temsilcilerinden kastı şudur. Ya bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı arkadaşlar. Mesela Putin Türkiye'ye geliyor, Merkel Türkiye'ye geliyor. Orada karşılayan kimdir arkadaşlar? Kabul eden cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Peki aşağı bir inelim. YÖK başkan ve üyelerini seçer arkadaşlar. Ki daha sonraki süreçte atamış oluyor aynı zamanda. Üniversite rektörlerini atıyor arkadaşlar. Ve bu önemli, birazdan işleyeceğiz. Devlet Denetleme Kurulu'nun başkan ve üyelerini seçiyor ki Devlet Denetleme Kurulu zaten kendisine bağlı arkadaşlar bir yapıdır unutmayalım. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçer. Bunu anımsayalım arkadaşlar. Bir soru cevap yapmak istiyorum. 2017'de bununla alakalı bazı değişiklikler oldu. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi'nin hocam üye sayısı kaçtır? Anayasa Mahkemesi'nin değerli arkadaşlarım üye sayısı 15'tir. Bu üyelerin 3'ünü kim seçiyordu anımsayalım. 3'ünü arkadaşlar. 3'ünü meclis seçiyor. Geriye kalan 12'sini de değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı seçmektedir. Unutmayalım. Peki. Yakın bir zamanda sanırım yapacak bunu. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Başkanı oldu. Şu an vekaleten vekili arkadaşlar görev başında. Muhtemelen bugün yarın bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini de arkadaşlar seçen Cumhurbaşkanıdır. Bunun seçimi şöyle oluyor arkadaşlar. Yargıtay 5 aday belirliyor. Bu 5 adayı Cumhurbaşkanı'nın önüne sunuyor. Cumhurbaşkanı o 5 aday içerisinden birini başsavcı, diğerini de başsavcı vekili olarak atıyor arkadaşlar. Aşağı bir gelelim. Danıştay. Danıştay idari yargının başıdır biliyorsunuz. Danıştay ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlar görevi var. Danıştay üye seçer ama burada bir rasyonel sayı karşımıza çıkıyor. Kaçta kaçlık üyeyi seçiyordu acaba? Çalışan arkadaşım varsa. Danıştay üyelerinin değerli arkadaşlar 1 bölü 4'ünü ya bak 1 bölü 4 küçük unsuru Cumhurbaşkanı geriye kalan 3 bölü 4'ünü de değerli arkadaşlar kim seçiyor hocam? Geriye kalan 3 bölü 4'ü de bravo Kevser Hakimler Savcılar Kurulu seçiyor. Bir de arkadaşlar burası çok önemli. Danıştay üyelerinin 1 bölü 4'ünü rahat soru çıkar yani güzel bir soru olur. 1 bölü 4'ünü arkadaşlar Cumhurbaşkanı 3 bölü 4'ünü de Hakimler Savcılar Kurulu seçiyor. Bu arada sakın unutmayın bu Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay bunları işleyeceğiz ama bunların başkanlarını da kendi üyeleri seçmektedir arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Peki burada arkadaşlar son bir görev kalmış. Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçer. Hocam kaç üyeden oluşuyordu HSK? HSK şu an değerli arkadaşlarım yani Hakimler Savcılar Kurulu bravo. 13 üyeden oluşuyor arkadaşlar. 13 üyenin 7'sini kim seçiyordu değerli arkadaşlarım? 13 üyenin 7'sini arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyordu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 2 tane de doğal üyesi vardı. Kimdi hocam onlar? Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı'nın yardımcısı. Ki şu an Adalet Bakanımız arkadaşlar kimdi? Abdülhamit Gül arkadaşlar. Yani toplamda 13 üyeden oluşuyor. Demek ki Cumhurbaşkanı 4 tane arkadaşlar üye seçiyor. Ben buraya birkaç tane daha görev eklemek istiyorum arkadaşlar. 2017 ile birlikte Cumhurbaşkanı Y ile başlayan bir yazılı kaynağı çıkartabiliyor. Y ne olabilir arkadaşlarım? Bravo. Bu da sorulabilir. Dikkat. Yönetmelik çıkartabiliyor. Şimdi hazır yeri gelmişken
ÖSYM yönetmelik konusuna kafayı takmış durumda. Bayılıyor, aşık resmen arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre kimler yönetmelik çıkarabilir şu an arkadaşlar? 3 unsur almanızı istiyorum. 3 tane bilmeniz gereken unsur var. Sakın Selim, meclis, buna mı meclis dedim? Meclis sakın yönetmelik çıkartamaz arkadaşlar. 1. Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkartabilir. 2. Bakanlıklar yönetmelik çıkartabilir. 3. Kamu tüzel kişiler çıkartabiliyor. Bir daha Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişiler arkadaşlar yönetmelik çıkartabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Ha, birkaç tane kamu tüzel kişilik sayalım hazır böyle yeri gelmişken pekişsin arkadaşlar. Mesela TRT'dir, YÖK'tür, üniversite, belediyeler. Atıyorum arkadaşlar TOKİ olur veyahut SPK, TMSF. Bunlar arkadaşlar çoktur. Sayıları çok fazla biliyorsunuz. Yani mesela Erzincan Belediyesi arkadaşlar bir kamu tüzel kişiliktir. Rahat bir şekilde yönetmelik çıkartabilir. Burada ben ÖSYM'nin bir şov olayını söyleyeyim. Burada şov yapıyor. Cumhurbaşkanı dememiş mesela bir sınavda da Cumhurbaşkanı yardımcısı demiş. Aman kurban olayım öyle bir görevi yoktur Cumhurbaşkanı yardımcısının. Dikkatli olmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı içerisinde arkadaşlar Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Yönetmelik çıkartıyor. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Ha makam içerisinde kamu tüzel kişiliği olan farklı ofisler falan var. Onlar çıkartabilir ama burada asıl arkadaşlar maddeyi bilmemiz gerekirse Cumhurbaşkanını alalım arkadaşlar. Ekstra OHAL ile alakalı bir görev var arkadaşlar. OHAL'in süresini mi uzatıyor yoksa OHAL'i ilan mı ediyordu Cumhurbaşkanı? Değerli arkadaşlar 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliği uyarınca artık Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde tek başına ne yapabilir? OHAL'i ilan edebilir. Kaç ayı hocam geçmemek şartıyla? Bravo Şeyma. 6 ay arkadaşlar geçmemek şartıyla OHAL'i ne yapabilir? İlan edebilir arkadaşlar. Daha sonraki süreçte meclis ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Süreyi uzatabilir. Meclis süreyi kaç ayı geçmemek suretiyle uzatıyordu arkadaşlar? Meclis süreyi 4 ayı geçmemek suretiyle arkadaşlar uzatabilir. Yani önce bak unutmayın kulağınıza küpe arkadaşlar. Önce küçük sayı, pardon. Önce arkadaşlar büyük sayı 6, daha sonraki süreçte küçük sayı. Önce 6 arkadaşlar, sonra 4. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, bu arada OHAL dedik. OHAL de Cumhurbaşkanı ne yapabiliyor arkadaşlar? OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir. Ve OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı da yargı yolu nedir arkadaşlar? Kapalıdır. Bunu unutmayın. Haftaya o şeyleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ikiye ayıracağız. Olağan dönem ve OHAL diye arkadaşlar onları detaylı şekilde incelemek istiyorum. Şimdilik sadece bu kadar arkadaşlar teknik bilgi verelim. Bunlar arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın en ön plana çıkan görevleriydi. Muhtemelen ÖSYM'e bunlarla alakalı soru patlatacak arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Peki aşağı bir gelelim arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin aşık olduğu, bayıldığı bir konu başlığı da ne hikmetse ÖSYM Devlet Denetleme Kurulu'na kafayı takmış durumda. Ha öyle çok aktif bir yapı da değil. Yani fazla bir fonksiyonu da yok. Ne hikmetse buradan soru çok sormuş arkadaşlar. Yine gelebilir dikkat. Şimdi başta bir anlaşalım. Devlet Denetleme Kurulu farklıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu farklıdır. Bu ikisi birbirine benziyor, karıştırılıyor arkadaşlar. Bir daha. Devlet Denetleme Kurulu farklı, Kamu Denetçiliği Kurumu farklıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu ombudsmanlık olarak geçer ve meclis başkanlığına bağlıdır. Ama Devlet Denetleme Kurulu arkadaşlar bu daha eski bir kurumdur ve Cumhurbaşkanlığına bağlı. Hocam eski kurum dediniz de ne zaman hangi anayasayla ilk kez ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Ya bu tarz soruların bu niteliksel bir kurum arkadaşlar. Ya 61'dir ya 82'dir. Ama 61 olamaz. Bu daha böyle hani daha sistematik unsura sahip olan bir resmi kurum. Bu 1982 Anayasası ile ortaya çıkan arkadaşlarım bir resmi kurumdur. Şimdi birlikte soru cevap yapalım arkadaşlar. Demek ki Devlet Denetleme Kurulu evet, Kamu Denetçiliği Kurumu arkadaşlar, Meclis Başkanlığı,
Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ÖSYM Kamu Denetçiliği Kurumu kime bağlıdır diye de sordu ve gerçekten ÖSYM neyi karıştırıyorsanız özellikle